Merhaba arkadaşlar. Son dersimizde routerlardan bahsetmiştik ve routerların temel bazı konfigürasyonları nasıl yapacağımız üzerine konuşmuştuk. Gerçekten de routerın arayüzü her ne kadar bizim sürekli kullandığımız Windows'lara veya grafik arayüzlere benzemese de kullanması gerçekten zevkli. Konfigürasyonlar gerçekten basit. En basit konfigürasyonlar olan routera şifre verme, IP adresi verme gibi işlemleri yaptık. Bugün ise bu dersimizde ise routerların asıl görevi olan yönlendirme işlemlerinin bizim tarafımızdan ne şekillerde programlanarak yapılacağını, routerların bizim verdiğimiz komutları ne şekilde algılayacağını ve neler yapacağını inceleyeceğiz. Kısacası routing'in nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Routing temel işlevidir aslında routerların. Routing yönlendirme ve yönlendirmeyle birlikte tabii ki her zaman söylediğimiz gibi en iyi yol seçimi routerın temel işlevlerinden bir tanesi. Router sadece yönlendirme yapmaz, en iyi yolu da seçer. Birden fazla yol tabii ki her zaman olmasa da bazı durumlarda birden fazla yol olabilecektir hedef network'e. Bu yolların çeşitli özellikleri olabilecektir. Belki bazıları 64K, 256K, tabii 64K artık pek kaldığını sanmıyoruz ama 256K veya 1.5 megabit, 2 megabit gibi hatlar arasında kendi planlanış, kendi programlanış şekline göre en iyisini seçip bizi hedef network'e kendi mantığı içerisindeki en kısa yoldan götürecektir. İki farklı şekilde yapabiliyoruz biz yönlendirmelerimizi router'la. Bunlardan bir tanesi static routing, bir diğeri dynamic routing. Static route ve dynamic route arasındaki avantajlar, dezavantajlar üzerinde konuşacağız birazdan ama ikisi arasında aslında router'ın yönlendirme, daha doğrusu yol seçimi yönünden baktığımızda çok farklı bir nokta var. Static route'da router yol seçimi yapmaz. Sadece bizim ona verdiğimiz, daha önceden bizim onu programlandığımız yoldan bizi götürür. Dynamic routing'de ise orada kullandığımız protokoller vasıtasıyla yine o protokollerin kendi özelliklerine göre bir yol seçimi yapacaktır. Aslında static routing'de bu router'ın temel özelliği olan yol seçimi veya path determination dediğimiz olayı biz, yani network'ü kuran kişiler olarak kişiler yapıyor. Dynamic routing'de bu aslında tam olarak yerine getiriliyor. Static routing dolayısıyla bizim yaptığımız, birebir bizim belirlediğimiz, evet şu network'e şu yoldan gideceksin dediğimiz bir şekil. Dynamic routing'de farklı şekilde protokoller kullanabiliyoruz. Bu protokolleri üzerinden şöyle kısaca bir bilgi vermek gerekirse 3 ana başlık altında biz inceleyebiliriz. Tabii bu 2-3 biraz çok da kesin olarak 3 diyemeyeceğimiz bir kavram. Çünkü distance vector protokoller ve link state protokoller olarak genel olarak biz ikiye ayırıyoruz ama bunlar arasından bir tanesi var ki Cisco'nun geliştirdiği Enhanced Interior Gateway Routing Protocol dediğimiz, yani kısaca EIGRP dediğimiz protokol, hem bazı özellikleriyle link state protokolleri hem de bazı özellikleriyle distance vector protokollere benzediği için çoğu yerde hibrit protokol adı altında veya hibrit protokoller adı altında incelenmiştir. Veya bazı yerlerde EIGRP'ye Advanced Distance Vector protokollerde denir. Evet, dediğim gibi static routing'de olay tamamen network administrator tarafından yapılıyor. Yani o hangi yolu seçecekse oradan gidiliyor. Dolayısıyla bütün network'ler, aslında router'ın bilmesi gereken, yönlendirme yaparken kullanması gereken bütün network'ler network administrator'lar tarafından, network yöneticileri tarafından router'lara öğretiliyor. Router, her bir router'ın aslında yönlendirme yaparken routing database diyebileceğimiz bir veri tabanı olacaktır. Veya buna biz routing table diyoruz ve yine router'dan bahsederken bize çok yardımcı olacağını söylediğimiz show komutlarından show ip route ile bir database'i görüntüleyebiliyoruz. Yani show ip route komutuyla router'ın routing table'ında neler olduğunu, dolayısıyla hangi network'lere yönlendirme yapabileceğini, hangi network'lere bizi ulaştırabileceğini görebiliyoruz. Static routing de bu routing database, evet, bizim tarafımızdan oluşturuluyor. Dynamic routing'de ise, routing protokolleri kullanarak yaptığımız routinglerde ise database paylaşımı şeklinde bir mantıktan bahsedebiliriz. Yani routerların her birisinin kendi lokal database'i, database'lerini diğerleriyle paylaşmak suretiyle bütün network'e dağılıyor ve bu paylaşımın sonunda herkes, her router, bütün network bilgilerini öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla artık her bizim daha önce static routing vasıtasıyla aslında statik olarak yaptığımız, belirttiğimiz bütün bilgiler kendiliğinden oluşuyor. Bunu işte aslında statik ve dinamik routing arasındaki karşılaştırmada da kullanabiliriz. Evet, statik routing'de bütün update'ler bizim, daha doğrusu bütün network bilgileri bizim tarafımızdan belirtilmeli router'a. Oysa dinamik routing'de o sistemdeki, network'teki bütün network'leri kendisi diğer router'lardan aldığı update bilgileri de öğrenecektir. Bu yönden bakarsak aslında konfigürasyon yönünden dinamik routing çok daha basit, çok daha kolay olacaktır. Ama bunun tabii ki dezavantajı var mı? Evet, var. Çünkü sonuçta database paylaşımının gerçekleşebilmesi için
dinamik routing protokolleri arasında bir update'ler olacaktır. Update'ler gidip gelecektir. Evet, bir router diğer router'a benim database'imde, benim routing table'ımda şu network'ler var şeklinde bilgiler gönderecektir. Ve bu bilgileri aslında bizim data için kullandığımız, data transferi için veya diğer voice video transferi için kullandığımız hattı kullanarak yapacaktır. Dolayısıyla oradaki band genişliğinden bir miktar kullanıyor olacaktır ki biz band genişliği yönden her türlü band genişliğini her zaman istediğimiz için bu yönden bakarsak dinamik routing protokollerle çalışmayı bir dezavantajlı bir şeymiş gibi de görebiliriz. Ama büyük networklerde yani çok sayıda router'ın olduğu, 3-4 tane değil çok daha fazla sayılarda router'ın olduğu networklerde iş yükü yönünden tabii ki dinamik routing protokollerini kullanmak, dinamik olarak yönlendirmeleri yapmak çok daha basit olacaktır. Problem çözümü noktasında da tabii ki dinamik routing protokoller aslında bizim için bir hayli kolaylık oluşturacaktır diyebiliriz. Çünkü burada bizim her router üzerinde yapacağımız sonraki derslerde dinamik routing konfigürasyonlarının nasıl yapıldığı ile ilgili konuşacağız. Her router üzerinde yapacağımız aslında çok az sayıda konfigürasyon olacak. Çok az sayıda komut kullanacağız. Dolayısıyla herhangi bir problem varsa o az sayıda komuta bakarak bulabileceğiz. Tabii ki aslında update'leri incelememizin gerektiği durumlarda biraz daha bu zor olabilecektir. Static routing'de ise eğer yine büyük bir network içerisinde çalışıyorsak çok fazla sayıda routing girdisi olacaktır ve routing table'da çok fazla sayıda bilgi olacaktır. Routing table'daki bilgiler ve dolayısıyla running config de aslında bizim statik olarak yaptığımız ve show running config komutuyla görüntüleyebildiğimiz bilgiler arasında hatayı bulmak belki çok daha fazla zaman alabilecektir. Evet, bahsettiğim gibi routerlar routing table dediğimiz database'lerine bakarak ondan faydalanarak yönlendirme işlemlerini yaparlar. Bu routing database de ya statik olarak bizler tarafından ya da dinamik olarak protokoller tarafından oluşturulur. Yalnız her ikisi için de geçerli bir durum var ki her router kendisine direkt bağlı olan yani fiziksel olarak interface'ine bağlı olan network'leri tabii ki o interface'ler düzgün olarak çalışıyorsa bilirler. Yani onları herhangi bir konfigürasyona gerek kalmadan o interface'e IP adresini verip default olarak shutdown durumda olan o interface'i no shutdown komutuyla aktif hale getirip bağlantılarımızı düzgün halde yaptıktan sonra o interface'e bağlı network ile ilgili bilgi otomatik olarak routing table'da bulunacaktır. Onlarla ilgili bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bizim yapmamız gereken fiziksel olarak bize bağlı olmayan network'leri router'a tanıtmak. Söz gelimi ABC router'ları. Burada B router'ından alınmış bir show IP root görüntüsü var. Hiçbir konfigürasyon yapılmamış. Sadece B router'ının interface'lerine 3 tane interface'i serial 0, fastnet 0 ve serial 1 interface'lerine IP adresleri verilmiş. Bu interface'lerin up duruma gelmesi sağlanmış ve bundan sonra alınmış bir görüntü. Show IP root görüntüsü ve C harfiyle görülen bazı bilgiler var routing table'da. C harfi aslında bu routing table biraz daha geniş. Burada sadece özet bir kısmını aldık. C harfi connected'dan yani directly connected network'leri gösterdiğini aslında bize anlatan bir ifade ve connected'dan geliyor. Connected'ın baş harfi C harfi. Diğerleri de aynı bu şekilde yine aslında kodlar bölümünde özetlenen kısaltmalarla bizim için görülecek. Söz gelimi bir static route yaptığımız zaman bu S harfiyle routing table'da görünecek ve biz ona baktığımız zaman aslında S harfinin static route olduğunu anlayacağız. Ve diyeceğiz ki evet bu static bir routing'dir, static olarak yapılmış bir yönlendirmedir. Yine burada dikkat edeceğimiz şey network bilgilerinin directly connected olduğu routing table'da yazıyor ve hangi interface'lerine bağlı oldukları da yazıyor. Serial 0'a bağlı olan söz gelimi 172.16.2.0 gibi bir network'ten bahsedilebilir. Bunun için biz hiçbir şey yapmadık. Sadece o interface'leri up hale getirdik ve bunlar kendiliğinden routing table'daki yerlerini aldılar. Dolayısıyla bunlarla ilgili benim bir şey yapmama gerek yok. Benim yapmam gereken yine söylüyorum. Bana bağlı olmayan network'leri tanıtmak. Söz gelimi yine iki tane network'ümüz var. RTY ve RTZ router'ları var. Ve bu router'lara bağlı network'ler var. 172.24.0 gibi bir network var. Dolayısıyla bir de şirket network var. Onunla ilgili bir IP network adresi belirtilmemiş. Burada benim RTZ router'undan baktığım zaman bana bağlı olmayan network'ü statik olarak ona bildirmem gerekiyor. Dolayısıyla 172.24.4.0 network'ü aslında bana bağlı olmayan bir network. Çünkü orası router Y'nin, RTY'nin Ethernet interface'i veya lokal network'ü diyebileceğimiz bir network. Static routing IP root komutuyla yapılır. IP root komutuyla birlikte kullanılacak bir sürü parametremiz vardır tabii ki ama genel olarak IP root komutu devamında network adresi, hedef network adresi, hedef network'ün subnet maskı ve next hop IP adresi olarak kullanılır. Burada next hop IP adresi önemli. Next hop IP adresi aslında bizim hedef network'e giderken kullanacağımız router anlamına geliyor. Bir sonraki router
da diyebiliriz veya bir sonraki router'ın IP adresi de diyebiliriz. Burada söz gelimi bu sistem içerisinde biz yönlendirmenin nasıl yapıldığına, statik olarak yönlendirmenin nasıl yapıldığına bakacak olursak IP route 172.24.0.255.255.255.0 yani router Y'nin Ethernet network'üne, local area network'üne 172.16.1.2 IP'sinden geçerek git demiş oluyoruz statik olarak. 172.16.1.2 de bizden bir sonraki router olan router Y'nin serial interface'inin IP adresi. Burada yine söylediğim gibi basit olarak bu şekilde yapabiliyoruz ama buna eklenebilecek birçok parametre var. Söz gelimi burada biz aslında yine örnek olması açısından söyleyeyim. Birazdan slaytlarda göreceğiz bunu yine. Nextop IP adresi yerine kendi üzerimizdeki paketi göndereceğimiz interface de yazabiliriz. Söz gelimi burada RTZ router'una serial 0'ı da, kendi serial 0'ım anlamında serial 0'ı da yazabilirim. Ve dolayısıyla paketin o network'e gitmek istediği zaman serial 0'dan geçmesi gerektiğini veya serial 0'dan gönderilmesi gerektiğini router'a söylemiş olabilirim. Bununla birlikte distance opsiyonumuz vardı yine. Bu opsiyonel olarak bizim tarafımızdan belirtilir. 1 ile 255 arası, 0 ile 255 arasında bir sayı olacaktır. Sıfırlar directly connected networklerdir. Bir statik olarak yapılan route'ların değeridir. Static route default'ta biz herhangi bir değer distance komutuyla vermemişsek 1'dir. Dersin sonlarında bu administrative distance dediğimiz veya distance komutuyla verilen değerin ne işe yaradığıyla ilgili de bir iki cümle söylüyor olacağım sizlere. Distance şeklinde bir yazım ifadesi yok burada. Bizim direkt sonuna ekleyeceğimiz herhangi bir değer distance olarak alınacaktır. Tag yine kullanılabilir. Tag parametresi şu anda CCNA dersleri içerisinde bizlere biraz uzak olacak ama redistribution veya rootmap gibi daha ileri seviye konularda bizim için yararlı olacaktır veya kullanışlı olabilecektir. Yine permanent opsiyonu vardır. Opsiyon olarak kullanılabilir. Bu interface'in down olması durumunda dahi static route'un routing table'dan kalkmamasını sağlayacak bir komuttur veya bir parametredir diyebiliriz. Evet. Bir interface down olmuşsa, next hop IP adresi down olmuşsa veya next hop IP adresine ulaşılamıyorsa onunla ilgili bilgi her ne kadar running config'de bizim tarafımızdan görünülebiliyor olsa, evet IP route XXX şeklinde görülebiliyor olsa bile routing table'daki yerini almayacaktır. Dolayısıyla bu da önemli bir bilgi. Yine örnek bir static route çalışmamız var. Bunun üzerine tekrar bakalım. Ortadaki router'da Hoboken veya router'ında yapılmış iki tane route var. Bunlardan bir tanesi Sterling router'ının Ethernet interface'ine yani 172.16.1.0 network'üne, bir diğeri Waycross network'ünün Ethernet interface'ine yani 172.16.5.0 network'üne yapılmış. Evet, IP route komutu, ikisinde de destination network adresleri, destination network'ün subnet maskı ve gateway diyebileceğimiz veya IP adresi kullansaydık next hop IP adresi diyebileceğimiz ifade. Ve bu sayede artık Hoboken router'ına gelen paketler eğer ki 172.16.1.0 network'üne gidiyorsa router'lar tarafından serial 1 interface'inden gönderilecektir. 172.16.5.0 network'üne gidiyorsa yine komutta belirtildiği gibi serial 0 interface'inden gönderilecektir. Aslında basit olarak yönlendirmemizi yapmış olduk. Tabii burada şunu da belirtmekte fayda var. Yönlendirmeyi hedef network'e yapmak demek, o network'le iletişim haline geçmek demek değildir. Şu anda söz gelimi bu yapı içerisinde şu yönlendirmeler yapılmışken ben Hoboken router'una bağlı bir bilgisayardan söz gelimi Waycross network router'ının Ethernet interface'ine bağlı bir bilgisayara ping atmaya kalksam veya herhangi bir dosya göndermeye almaya çalışsam bunda başarısız olurum. Çünkü bana Waycross network'ünden yazılmış bir route şu anda yok. Yani yönlendirmenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için iki yönde yönlendirmenin hedef network'e ve hedef network'ten de bana, hedef network'e beni bağlayan router'dan da bana yönlendirmenin yapılmış olması gerekiyor. Burada yine az öncekinin devamı olarak söylediğimiz gibi serial interface'leri yani paketi göndereceğimiz interface'i seçmek yerine istersek next hop IP adresi yani bir sonraki router'ın IP adresini yazabiliriz. Söz gelimi burada 172.16.1.0 network'ü için Sterling router'ının seri interface'in IP adresi yani next hop IP adresi 172.16.2.1 kullanılmış. 172.16.5.0 için 172.16.4.2 next hop IP adresi kullanılmış. Tabii bunların routing table'da yer alış şekli de farklı olacaktır. Yani gateway diyebileceğimiz seri interface'i belirtmekle next hop IP adresini belirtmek arasında routing table'daki duruş noktasında farklılık olacaktır. Şimdi ondan da biraz bahsedeceğim. Bu girdileri yaptıktan sonra router'ın
Nasıl karar verip paketleri nasıl gönderdiği üzerinde konuşacağız biraz. Ve bu konudan bahsederken aslında gateway belirtmenin, yani interface belirtmenin veya next stop IP adresi belirtmenin arasındaki farkı da söyleyeceğim. Burada yapılmış bir static route var. RTA router'undan yapılmış bir static route var ve hedef network'ümüz 192.168.1.0 network'ü. Ve next stop IP olarak da 172.16.0.2 IP'si verilmiş. Yani RTB router'unun serial 0 interface'i verilmiş. Hedef network'ümüz RTB ve RTC router'unu point to point bağlayan network. Şimdi burada RTA router'una gelmiş olan herhangi bir paket router tarafından hedef network'e gönderilirken ilk önce bakılacak şey routing table'da 192.168.1.0 network'ünü, eğer ki hedef network'ümüz oysa tabii, nasıl ulaşılacağıdır. 172.16 net 1 172 192.168 pardon 1.0 network'üne routing table'da yer aldığı şekilde bakacak olursak 172.16.0.2 IP'sinden geçerek gidebiliyoruz. Dolayısıyla artık router'ın bakması gereken şey 172.16.0.2 network 2 IP'sine, daha doğrusu, veya o IP'nin bulunduğu network'e nasıl ulaşacağını görmektir. Ve yine router routing table'ına ikinci kez baktığında bu sefer de 172.16.0.0 network'ünün kendi serial 0 interface'ine direkt bağlı olan bir network olduğunu görecektir. Dolayısıyla paketleri serial 0 interface'inden gönderecektir. Burada dikkat edersek next stop IP adresi seçmişiz. Next stop IP adresi seçince dolayısıyla önce next stop IP hedef network'e hangi next stop IP adresinden gideceğini, sonra o next stop IP adresinin hangi network'te olduğunu ve hangi interface'ine bağlı network'te olduğunu buldu. Bir önceki şekildeki gibi eğer ben next stop IP adresi yerine serial 0, ethernet 0 gibi interface belirterek onun o hedef network'e kendi üzerindeki şu interface'den çıkarsın, çıkıp gidersin şeklinde bir ifade vererek routing table'ı farklı şekilde oluşturabilirim. O zaman burada next stop IP adresi yerine aslında statik olarak yapmış olduğum route'lar bile directly connected olarak gözecektir. Tabii ki yine S harfiyle gözecektir ama static directly connected belki diyebileceğimiz bir yapı içerisinde olacaktır. Ve o zaman söz gelimi bu route'u ben aynı şekilde yapsaydım, serial 0 deseydim 172.0.2 yerine, sadece S'nin karşısında, yani static route ifadesinin karşısında 192.168.1.0 network'ü, directly connected bir network ve serial 0'dan bir network. Serial 0'dan ulaşılabilecek bir network şeklinde bir bilgi olacaktı. Dolayısıyla da kendisine gelen paketler direkt serial 0'dan gönderilecekti. Bu biraz daha aslında işi kolaylaştırıyor diyebiliriz router noktasında. Evet, static route genel olarak bu. Bu kadar aslında basit. Hedef network'ü bildikten sonra, hedef network'e nasıl ulaşacağımızı biz bildikten sonra, bunu da IP route komutuyla router'a söyledikten sonra paketlerimiz o network'e gidecektir. Tabii ki paketlerin geri gelmesi isteniyorsa, bir cevap alınması isteniyorsa o zaman oradaki network'le ilgili, oradaki network'ü bize bağlayan router'da da bu yönlendirmelerin yapılması gerekecektir. Bazı durumlarda tek tek bütün network'lere static route'lar yazmak yerine default bir routing yazılabilir. Bizim default route dediğimiz bir kavram aslında yine bilgisayarlarımızdan çok bize aşina olan default gateway'den hareketle bunu anlatabiliriz. Router'lar için tam anlamıyla default gateway anlamına gelecektir. Yani router'a ben bir default route tanımlamışsam eğer o default route'u hedefi için eğer başka alternatif bir yol bilmiyorsa kullanarak oraya bizi götürecektir. Default route komutu da IP route 0000 0000 şeklinde tanımlanır. Yani hedefi ne olursa olsun anlamına gelecektir bu. Hedefte herhangi bir network ne olduğu önemli değil. Ve devamında serial 1 gibi veya işte yine next stop IP adresi gibi ifadeleri kullanarak gönderebilirim. Genel olarak default route'un kullanımı ISP'lere yapılan yönlendirmeler, yani internet için yapılan yönlendirmeler. Ben bir şirketim için herhangi bir ISP'den lease line alıp internete çıkmak istiyorsam, o zaman benim yapmam gereken şey aslında bütün network'lere oradan, İnternet ortamındaki bütün network'lere ISP'den ulaşacağım için ve internet ortamındaki bütün network'lere erişmek için benim ISP'ye gitmem gerektiği için oraya kısaca bir default route yazma benim için basit bir çözüm olacaktır. Aksi takdirde internetteki bütün network'lere, ki imkansız olacaktır bu gerçekten, ayrı ayrı static route'lar yazmam lazım. Tabii burada alternatif farklı şeyler kullanılabilir. Yani static route bunun en basit örneği olacaktır ve static route ifadeleri yine routing table'a baktığımız zaman S harfiyle ama küçük yıldız işaretiyle birlikte görülür ve Gateway of Last Resort dediğimiz bir kavram vardır. Gateway of Last Resort aslında router'ın default gateway gibi diyebiliriz. Burada default route için kullanacağımız veya default gateway olarak kullanacağımız IP adresi vardır. Default route yapılmadığı zamanlarda Gateway of Last Resort is not set şeklinde bir ifade, bir bilgi alırız router'dan. Tabii IP route komutunu, daha doğrusu default route komutunu incelerken
Router'ın classful veya classless çalışmasına da bakmak lazım. Router bazı durumlarda daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Classful çalışabilir veya router classful olabilir veya classless çalışabilir. Tabii bu sadece router için değil, kullandığımız protokol için de her protokol kullanıyorsak geçerli olacaktır. Veya birçok şey için geçerli olabilecektir. Classful olduğu durumlarda veya classless olduğu durumlarda default root komutunu router farklı farklı şekillerde kullanılır. Öncelikle classful, şu anda birçok router artık default olarak IOS ile birlikte classless olarak gelecektir. Ama değilse IP classless komutuyla, Global Configuration modundaki IP classless komutuyla classless yapılabilir. Veya classful yapılmak isteniyorsan no IP classless komutuyla, yine daha önce bahsetmiştik, no komutu bizim bütün komutlarımızı kaldırmaya yarayan bir komut olacaktır. No IP classless komutuyla classful hale getirilebilir. Şimdi şu anda ekranda bir yapılmış olan default bir root var. Serial S harfiyle ve yıldız işaretiyle görülüyor ve burada bir paketimiz 172.16.4.10 IP adresli bilgisayara gitmek istiyor. Ve çalışan router classful çalışıyor. Böyle bir durumda ne olacaktır? Öncelikle parent network ve child network dediğimiz kavramlar vardır. Bunlardan bahsedelim. Default klasına göre, yani A, B, C klaslarından default klasına göre aldığı default subnet mask ile birlikte ortaya çıkacak default network adreslerine biz parent networkler ve bunun altındaki sub networklere child networkler deriz. Yani burada 172.16.0.0 network'ü bir parent network'tür ve zaten yanında da diyor ki bu 3 ayrı subnet'e ayrılmıştır. 172.16.1.0, 2.0 ve 3.0. Şimdi dikkat edersek bizim paketimizin hedef IP adresi 172.16.4.10. Yani aslında child networkler arasında olmayan bir network'e gidiyor. 172.16.4.0 yok. Evet, parent network var ama child network yok. Child network olmadığı zamanlarda eğer router classful çalışıyorsa static default routing'i kullanmaz. Yani paket gelir, parent network'e bakar, parent network'ün altındaki child network'leri arar. Child network'lerde yoksa static default route'u kullanmaz, paketi düşürür. Yani hedefe ulaşamayacağını düşünür, hedefi bilmediğini düşünür. Paketi dolayısıyla göndermez. Classless olduğunda yapı biraz farklı olacaktır. Classless olduğunda daha farklı şekilde çalışacak. Yine aynı IP adresine, yani 172.16.4.0 network'ündeki 172.16.4.10 nolu IP'ye bir paket gönderildiğini varsayalım. Bu sefer router'ımız yalnız classless çalışıyor. Yani IP classless komutu verilmiş ve o şekilde çalışıyor. Ve yine bir default route tanımlanmış. Routing table'da şu anda görüyorsunuz. Bir default route tanımlanmış. Default route'da serial birden gönderileceği şeklinde bir ifade var. Yine paket geldiği zaman aslında Routing Table'da 172.16.0.0 Parent Network'üne bakacaktır önce router. Parent Network'ü bulduktan sonra Parent Network altındaki Child Network'lerde 172.16.4.0 Network'ünün olup olmadığını araştıracak. 172.16.4.0 Network'ü yoksa eğer classless çalışan bir router default route'u kullanacak ve default route'da belirtilen interface'den paketin gönderilmesini sağlayacak. Classful'da ise parent network var, child network yok, default route'u kullanma. Classless'ta her şekilde kullanacaktır. Classful'da default route'un kullanılabilmesi için, classful çalışan bir sistemde kullanılabilmesi için, tabii ki her zaman paket drop edecek diye bir konu söz konusu olamaz. Kullanılabilmesi için default route'un classful çalışan bir router'da parent network'ünde olmaması lazım. Söz gelimi bir önceki slide'a dönersek burada 192.168.3.0 network'üne giden bir paket olsaydı bu, parent network'ü yok. O zaman bu paket static default route'u kullanarak serial 1 interface'inden gönderilebilecekti. Classless'ta ise her şekilde gönderilecektir. Evet, administrative distance değerinden az önce aslında bahsettim. Bahsettim derken administrative distance diye bir değer olduğundan bahsettim ve bunu bizim yaptığımız static route'larda kullanılabildiğinden, static route ifadelerimizin, IP route komutumuzun sonuna sayısal olarak eklenebilen bir değer olduğundan bahsettim. Ve biz bunu administrative distance değerini routing table'a baktığımızda da görebiliyoruz aslında. Routing table'da statik olarak yapılmış route'larda veya dinamik olarak öğrenilmiş başka routing protokollerle çalışan başka router'lar tarafından bize update edilmiş bilgileri görürüz ve bu bilgilerde biz administrative distance ve metrik değeri dediğimiz bir değeri görürüz. Şu anda ekranda static route satırında dikkat ederseniz 1 bölü 0 şeklinde köşeli parantezler arasında alınmış 1 bölü 0 şeklinde bir ifade var. Buradaki 1 değeri static route'un administrative distance değerini veya kısaca bizim AD değeri dediğimiz değeri belirtiyor. 0 değeri ise metrik dediğimiz değeri gösteriyor. Önce metrikten bahsedelim. Metrik kavramı aslında
Çok geniş bir kavramdır. Metrik için metrik şudur, metrik budur demek biraz aslında kesin bir ifadeyle metriği tanımlamak yanlış olabilir. Çünkü metrik kavramı statik root için farklı, dinamik root'teki kullandığımız protokollerin her biri için farklı farklı. Dolayısıyla çok farklı şekillerde tanımlanabilir. Ama biz onu basit anlamda metriği bir mesafe olarak düşünebiliriz. Yani hedef bir network'e giderken kullanabileceğimiz yol gibi veya yolun boyu, yolun uzunluğu gibi düşünebiliriz. Ama statik route'da bir metrik kavramı yoktur. Metrik kavramı olmadığı için de orada her zaman için sıfır olarak gözecektir. Ama örnek olması açısından herhangi bir routing protokolü metrik değeri yine orada görünecektir. Söz gelimi yine bugün bir sonraki dersimizde bahsedeceğimiz Routing Information Protocol'de, RIP'te metrik sayısı hop sayısına bakarak yani hedef bir network'e giderken ki üzerinden geçeceğimiz routerların sayısına bakılarak ifade edilir. O zaman atıyorum hedef bir network'e 3 router'dan geçerek gidebiliyoruz. Gidiyorsak biz burada metrik ifadesi yerine 3 ifadesi geldi. Dolayısıyla burada metriğimiz routing table'dan da görebiliyor olacağız. 1. Administrative Distance değeri. Bu önemli. Çünkü routingler arasındaki önceliği belirleyen bir değerdir. Herhangi bir routingin statik veya dinamik fark etmez. Administrative distance ne kadar düşükse o routing o kadar geçerlidir demektir. Yani şu anda en düşük administrative distance değerine sahip aslında yönlendirmeden bahsediyoruz. O da statik. Directly connected networklerin bir administrative distance değerinden bahsedilemez veya ona biz sıfırdır diyebiliriz. Onlar directly connected'dır. Yani öncelikle her zaman için geçerli olan aslında directly connected networkler. Zaten mantıklı. Yani bir router'ın kendisine direkt bağlı interfezinden paketi ilk önce direkt oradan göndermesi mantıklı olacaktır. Ondan sonra da static route'tur ve static hepsininki, sadece static routing'in değil, bütün diğer routing protokollerinde administrative distance değerleri değiştirilebilir. Ne zaman değiştirilebilir, neden değiştirilebilir? Tabii ki biz bir router üzerinde birden fazla routing tanımlayabiliriz. Söz gelimi static routing tanımlayabiliriz. Yine az önce verdiğim örnekteki gibi RIP veya herhangi bir dinamik routing'i tanımlayabiliriz. Ve bunlardan bazılarının bazı durumlarla çalışmasını veya bazılarının çalışmamasını sağlayabiliriz. Dolayısıyla burada administrative distance değeri geçerli olanı, her ne ben 2 tane 3 tane farklı routing yaptıysam geçerli olanın çalışmasını sağlaması yönünden de önemlidir. Bunu da yine o değeri her bir router, her bir update'te veya her bir routing ile ilgili, her bir network, hedef network'e ulaşma bilgisiyle ilgili öncelikle bakacağı şey administrative distance değeri olacaktır. Burada metrik değerini için şunu da belirtmek lazım aslında. Administrative distance değerinin eşit olduğu durumlarda bundan distance vector protokol veya dynamic routing protokollerde yine bahsediyor olacağız. Administrative distance değerinin eşit olduğu durumlarda yol seçimi noktasında özellikle yani hedef network'e birden fazla yol olduğu durumlarda o yollardan metrik değeri en küçük olan yol seçilecektir. Dolayısıyla metrik değeri de aslında önemli bizler için. Evet, çeşitli administrative distance değerlerinden kısaca bahsedelim. Bunların her birinden aslında yeri geldikçe yine bahsedeceğiz. Söz gelimi connected interfezler yani directly connected olan interfezlerin administrative distance'ı. Tabii ki default değeri bunlar. Hepsinin değiştirilebildiğini söylemiştik. Sıfırdır. Static routing'i birdir. Diğerlerinden yine bahsedeceğiz. Çok sık CCNA sınavlarını hazırlayanlar için çok iyi bilmesi gereken birkaç tanesini yine söylüyorum. EIGRP, Internal EIGRP 90, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, Cisco'nun protokolü 100, OSPF, Open Shortest Path First 110 şeklinde yine bunları özetleyebiliriz. Tabii bunların hepsinin aslında sınav noktasında özellikle biliniyor olması lazım. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey, herhangi bir şekilde bilinmeyenler 255 diye gösteriyor. Yani dolayısıyla bunlar aslında routing table'da yer almayacaktır da 255'ler bilinmeyen bir şekilde gelmiştir diyebiliriz. Son olarak static route'la ilgili kısa küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Aslında özellikle routing table'ları daha küçük hale getirmek, minimize etmek amacıyla kullanabileceğimiz bir özelliktir bu. Bu tabii ki static route'a özel bir özellik değil aslında bizim tasarlamamız gereken, bizim planlamamız gereken bir özelliktir. İstenirse eğer static route ifadelerimiz özet bilgiler şeklinde gönderilebilir. Söz gelimi 172.16.1.0, 2.0 ve 3.0 networklerine benim yapacağım, teker teker yapacağım routing bilgileri. Ben istersem 172.16.0.0 network'üne sanki bu biraz daha default route'a benziyormuş gibi ama sadece 172.16.0.0 network'ünün child network'lerine bir default route şeklinde görüntülenebilir. Bu şekilde kısaca özet bilgiler gönderebilirim. Bu da
Dediğim gibi routing table'ı özellikle minimize etmek adına çok güzel bir davranış oldu. Tabii statik routinglerde routing table'ı çok küçük tutmaya çalışmanın çok ciddi faydası olmayabilir. Sonuçta herhangi bir şekilde routing update olmadığı için bant genişliğini kullanmayacaktır bu routing table'ın boyutu. Sadece router'ın belleğinden belli bir alan kullanacaktır. Oysa dinamik routing'de bu özellik belki veya bu tarz yapılabilecek işlemler belki çok daha önemli olacaktır. Çünkü onların göndereceği paketlerin de boyutunu aslında routing, eğer ki routing table'ı tamamen update eden bir protokolse bu, göndereceği paketlerin de boyutunu etkileyen bir yönlendirme şekli, bir özetleme yapısı olacaktır. Evet, bu dersimizde genel olarak routing'in basit şekilde özellikle statik olarak nasıl yapılacağı üzerinde konuşmuş olduk. Statik routing her ne kadar konfigürasyon noktasında bizim tarafımızda en zor olanı olsa da, çünkü en fazla ifadenin bizim tarafımızdan giriliyor olsa da, girilmesine sebep olan bir yönlendirme şekli olsa da, router üzerindeki yük yönünden veya routerlarımızı birbirine bağladığımız, şirketlerin işte şubeleriyle birbirine bağlanan, networkleri birbirlerine bağlayan, wide area networkler oluşturan hatlar üzerindeki yoğunluk yönünden baktığımızda, hatlar için ve router için çok daha güzel bir protokoldür. Çünkü sadece kendi üzerinde işlemini yapar, paketleri gönderir. Herhangi bir şekilde kendisi hattı kullanmaz. Dolayısıyla çok daha güzeldir diyebiliriz. Ama bizler açısından hala zorluğu üzerinde yapabileceğimiz bir şey yok. Zor yapacağız. Küçük networkler için bunu önerebiliriz. Küçükten kastımız aslında tabii ki bu küçük ve büyük network kavramı biraz daha göreceli olacaktır ama 7-8 tane router'a kadar veya özel networklere diyebiliriz bunun için. Yani küçük networkler yerine özel networkler ifadesini kullanabiliriz. Yani 3-5 yerde, 6-7 yerde veya şubeleri olan bir şirketten bahsedebiliriz burada tabii ki. Özel yerleri olan networklere static route kullanmak iyi bir çözüm olacaktır. Daha büyük yerlerde, söz gelimi banka içerisinde mesela, her yerde bir sürü şubesi olabileceğini düşünürsek, bir banka içerisinde dynamic routing'i veya daha büyük networklerde yine ISP'ler, zaten internet servisi sağlayacağı zaten dynamic routing protokollerini kendi işlerinde kullanacaklar. Dışarıda yine farklı internetin dillediğimiz protokolü kullanacaklardır. Border Gateway protokol dediğimiz protokolü kullanacaklardır. Dolayısıyla büyük networkler için dynamic routing daha özeldir, daha kullanışlıdır diyebiliriz. Burada bahsettiğimiz değerlerden bir tanesi administrative distance değeri. Yani routingler arasındaki önceliği belirleyen değerdir. Bu aslında daha sonraki dersimizde inceleyeceğimiz routing protokollerle birlikte daha fazla oturan bir bilgi olacak. Bir sonraki derste zaten routing protokollerin neler olduğunda, nasıl çalıştığıyla ilgili bilgiler vermeye başlayacağım sizlere arkadaşlar. Teşekkürler.